Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından olan Ümame radiyallahu anha, Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Nübüvet bahçesinin ilk gülü Hazreti Zeynep radiyallahu anhadır. Babası Mekke'nin ileri gelenlerinden güvenilir, emin bir insan, dürüstlüğü ve mertliğiyle meşhur bir tüccar olan Ebul As, İbn Rebi radıyallahu antır. Ümame radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği torunu olup hep mübarek dedesinin yanında bulunurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ümame radıyallahu anha'ya olan şefkati o derecedeydi ki namaz kılarken bile yanından ayırmazdı. Secdeye varınca çocuğu yanına bırakır, kıyam için doğrulunca tekrar omuzunu alırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen hediyeler arasında altından bir kolye vardı. Ümame radiyallahu anha bir köşede oynuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok sevdiğim bir yakınıma vereceğim buyurmuş, mübarek eşleri bunun Ayşe radiyallahu anha olduğunu zannetmiş, fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümame'yi çağırarak gerdanlığı boynuna takmıştır. Ümame radıyallahu anh'ın ilk eşi Hazreti Ali radıyallahu andır. Aslında Ümame radıyallahu anh'ın babası Ebulas vefat etmeden evvel kızının Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh ile evlenmesini vasiyet etmişti. Ancak Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a vefat etmeden önce Hazreti Ali radıyallahu anh'a yaptığı vasiyette ben vefat ettikten sonra evlenmelisin. Aksi takdirde gerek kendin ve gerekse benim ciğerimin köşesi yavrularım perişan olursunuz. Lakin yabancı bir üvey annenin elinde yavrularım ezilip hırpalanmamaları için merhum ablam Zeynep'in kızı Ümame bintül Az radiyallahu anhayı almanız uygun olur demiştir. Hazreti Ali radiyallahu anh da bu vasiyeti yerine getirmiş ve Ümame radıyallahu anha ile evlenmiştir. Hazreti Ali radıyallahu an vefat etmeden önce Muire bin Nefel radıyallahu ana benden sonra Ümame ile evlen diye vasiyet etmişti. Muire bin Nefel radıyallahu an bu vasiyeti yerine getirerek hazret Ali radıyallahu anın şehit edilmesinden sonra Ümame radıyallahu anha ile evlenmiştir. Ümame radıyallahu anha hicretin 50. yılında vefat etmiştir.